31. Evet abi. Sohbet siz. Namaz verir. Alanın. Namaz verir. Hem gönlü, hem kalbi, hem aklı gider. İnsan kulaktan beslenir. İnsan kulaktan beslenir. Duymayan insanlar hayatta zor yaşarlar da, görmeyen insanlar, yani körler, normal insandan daha zeki, daha akıllı, daha kabiliyetlidirler. Dikkatinizi çekiyorsa. Gördükleri halde işitmeyenler vardır. Onlar hayatta zorluk çekerler. Ama görmeyenler sesle görür gibi olurlar. Birçok şeyi öğrenirler kendiliğinde. Onun için Cenab-ı Allah bize dinle dedi. Dinle dedi. Peygamberlerine ise kul dedi. Söyle ya ey Resulüm dedi. Peygamberler söyler, biz garip ümmetleri dinleriz. Söz dinleyen insana akıllı, ahlaklı derler. Söz dinlemeyene yaramaz adam derler. Söz dinlemez o derler. Onun için sözlerin en iyisi Allah'ın ayetleridir. Allah'ın sözüdür. Allah'ın sözünü dinlemeyen kimse bir işe yaramaz. Biz şeyhimizden öğrendiğimizi size aktarmakla görevli olan kimseleriz. Çok dehşetli, çok deptebeli bir gün geliyor. Vakit ne vakittir? Vakit ahir zamandır. Ahir zaman değildir diyen kimseye diyorum ki, senin peygamberin adı ne? Ahir zaman peygamberi. Senin mensup olduğun ümmeti ne? Ümmetin ismi ne? Ahir zaman ümmeti. Ahir zamandayız. Ahir zaman zamanın sonu demek. Ahir zaman olmasaydı, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet var. Ahir zamanı işaret eden, kıyamete işaret eden. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasu takû rabbakum. Ey insanlar, çekinin, korkun, dikkat edin. İnne zelzelete sa'ati şeyun azim. O kıyamet vaktinin zelzelesi var ya, çok dehşetlidir. Uyandırırım sizi diyor ayet-i kerime. Şimdi kıyametten bahsedene, ahir zamandan bahsedene şu deniyor. Ya dal gelmeyecek, biz görmeyeceğiz. Sen insan değil misin be mübarek? Ya eyyühen nâsüttehû rabbekûm. Rabbinizden çekinin, korkun, Rabbinize saygı gösterin ey insanlar. Çünkü kıyamet gününün zelzelesi dehşetlidir diyor. Yani eğer Allah'a karşı muti olursanız, dinlerseniz, kıyamet gününün zelzelesinden korunursunuz. Sırf onunla beraber değil, hayatın zelzelesinden, inişinden, çıkışından korunursunuz. Zelzele ummadığın anda yakalar insanı. İnsanın hayatında da ummadığı yerlerde zelzeleler yakalar. Ummadığı yerden bir felaket, ummadığın yanından bir sıkıntı, ummadığın anda beklemediğin yerde. Çocuklar ne der? Ya çok çalıştım ama hiç beklemediğim yerden soru sordu hoca der, değil mi? Heh, zelzele de böyle der işte, hiç beklemediğim. Uykunun en derin yerinde, alışverişin en civcivli yerinde yakırıyor insanı, bilemezsin. İşte korkarsanız Allah'tan, Allah'ı üzmekten, Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, saygılı davranırsanız Allah sizi bu hayatınızdaki zelzeleden de korur. Yerin zelzelesinden de kıyametin zelzelesinden de korur. Allah selamete erdirsin cümlemizi. Neye umuyorsanız Allah ona nail etsin. Söz Allah'ın sözüdür, bizim sözümüz değil.
Şeyhimizin bize takdim ettiğidir. Biz de size takdim ediyoruz. Namazdan sonra devam edelim. Namazımızın gecikmesini verelim inşallah. Bir hürmetin abi, bir hürmetin Fatih.